Çanta tarifimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk motifimizi birlikte örüp hazırladık. Şimdi ikinci motifimizi alıyoruz. Yine ipimizi, tığımızı alarak bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. Zincirimizi kilit yaptık ve burada bir ilmek oluşturduk. Tığımızdan çıkardık. Sıradaki gelen motifimizi alıp bitiş yaptığımız tekli trabzanın olduğu geniş boşluğa batarak tığımızı, ilmeğimizi alıyoruz. Bu boşluktan geçirerek 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Kısa kalan ipleri de gizleyerek öreceğiz. Şimdi bu boşluğa yine diğer motifte olduğu gibi 2 tane ikili trabzanla başlıyoruz. 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Buradaki 3 zincir bir trabzandı ve ilk trabzanı örmüyorduk. Burada ikinci trabzana batarak başlıyoruz. Diğer motifte yaptığımız işlemin aynısını burada da uygulayacağız. Yalnız tamamını örmeyeceğiz bu noktada. Şöyle hemen hızlı bir şekilde yapalım. Geldik 2 zincirlik boşluğa. 2 tane trabzan. İlk trabzanı atlayıp ikinci trabzana batarak ikili trabzan, bir sonraki trabzana ikili trabzan. Şimdi bu köşe noktasına geldik. Bu köşeye 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu noktada artık birleştirme yapacağız. İlk motifimiz burada. İlk motifi tamamen örmüştük. Diğer motifleri örerken son sırayı hem öreceğiz hem birleştireceğiz hem de çantamızın şekline vereceğiz demiştik. Şimdi burada 3 tane trabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekip ilmeğimizi şöyle biraz esnetiyoruz. Sonra bu bitiş yaptığımız boşluk olur, diğer köşeler olur, hiç fark etmez. Şöyle bitiş yaptığımız noktadan başlayalım. Bakın. Geniş boşluğa köşedeki bitiş boşluğuna batıyorum. Burada 3 trabzanımı ördüm. Köşeyi tamamlamadım henüz. Bir zincir, bir ilmek bırakmıştım. Bu ilmeği battığım boşluktan geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Burada bir bağlantı yapmış olduk. Tığımın başına doladım. Geri motifime dönüyorum ve aynı boşluğa, bakın 3 trabzanı ördüğümüz aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanı ördüm. Burada ilmeğimi esnetiyorum. Çünkü yine birleştirme yapacağım. Burada birleştireceğiz. Bunun için şu köşedeki bağlantıyı yaptık. Ve geldik buraya. Zincirden sonra 1, 2, 3. trabzan boşluğuna batıyoruz. Neden? Burada 3 tane trabzan ördük. 3. trabzana batıp bu ilmeği tığıma alıyorum. Ve bu battığım noktadan geçirerek şöyle hafif, çok fazla sıkarsanız çok kasılma yapar. Biraz ilmekler esnek olacak bu birleştirme noktasında. İlmeği buradan geçirdim. Tığımın başına şimdi doluyorum. Sanki ilmeği normal örüyormuşum gibi, bakın. Sadece bağlantı yaptım. Tığımın başına doladım. Yine ilk trabzanı örmüyorum. İkinci trabzana batarak ikili trabzan, çok esnemesin. İkinci trabzana batarak İkili trabzan, diğer bir ikinci trabzana batarak ikili trabzan ördüm. Şimdi bağlantıdan sonra bir iki trabzan ördüm. İlmeğimi hafif esnettim. Şimdi battığım noktadan sonraki trabzana bir ikinci trabzana batıyorum. Bakın bağlantı yaptıktan sonraki trabzanları sayıyorum. Bir, iki. İkinci trabzanıma batıp ilmeğimi tığıma taktım. Buradan geçiriyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi 2 zincirlik boşluk var örmem gereken. Bu boşluğa batarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzan. Tekrar ilmeği esnettim. 2 tane trabzan ördüm. Şimdi burada birleştirdiğim noktadan sonra sayıyorum. 1, ikinci trabzan boşluğuna batıp ilmeği tığıma aldım. Bu noktadan geçirdim. Tığımın başına doladım. İlk trabzanı örmüyorum. İkinci trabzana ikili trabzan doladım. Bir sonraki trabzana ikili trabzan, tekrar ilmeğimi esnettim. Bir ikinci trabzana batıyorum. Yine aynı şekilde bağlantıyı yaptım. Tığımın başına doladım. Şimdi köşe noktasına geldik. Burada 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bu köşede zincir çekmem gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Şu noktaya baktığımda da 1, 2, 3. trabzan artık şu noktada. Bakın 2 zincirlik boşluk var. Şimdi buraya bağlantı yapmam gerekiyor. Bir zincirimi çektim. Buradaki köşedeki
boşluğa battım. Bu ilmeği buradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Tekrar aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Şöyle elimizle düzleyelim. Çünkü örerken elimizle büzüyoruz. Bakın bu şekilde bağlantımızı yaptık. Sizler böyle yapmaya da bilirsiniz. Tamamen 3. sırayı bütün motiflerde örüp sık iğneyle de birleştirme yapabilirsiniz ama böyle birleştirme olduğunda çantanın formu çok farklı ve güzel oldu bakın. Çok değişik bir görüntüsü oldu. Çantada da böyle hiç ele gelmeyen pürüzsüz bir dokusu oldu. Ben bunu çok beğendim ama dediğim gibi diğer klasik birleştirmeler de yapılabilir. Aslında bu da klasik bir birleştirme ama ben bu birleştirmeyi bu çantaya daha çok yakıştırdım. Daha farklı birleştirmelerde kullanabilirsiniz eğer biliyorsanız. Tığımın başına doladım. Buradaki ilk trabzanı örmüyorum. Yine ikinci trabzana batarak bir sonraki trabzanında ikili trabzan, iki zincire trabzan. Şimdi bundan sonra artık motifimi burada olduğu gibi yani ilk motifimi ördüğüm gibi kapatacağım. Yine bitişimi yapacağım. Burada ikinci motifimizi de tamamladık. Sıra sonuna geldik ve üçüncü zincirin içerisine batıyorum. Tığımın başına doladım. Tekli trabzanla bitiriyoruz. Bir zinciri sıklıyoruz mutlaka. İpimizi yeteri kadar kesip bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi üçüncü motife yine aynı şekilde başlıyoruz. Bir zincirli bir ilmek oluşturuyoruz. Köşeden başlıyorum yine aynı şekilde. Burada 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. İpleri yine gizliyoruz. Burada bunu her zaman böyle yapacağız. 3 trabzanla başladık. İlk trabzanı atladık. Bir sıra bir köşe öreceğiz. Bakın şu köşeyi öreceğiz. Ta ki bu noktaya kadar ikinci motifimizde yaptığımız gibi. Sonra tekrar bu köşeden aynı burada olduğu gibi ikinci motifimizi birleştirdiğimiz gibi buradaki köşeden başlayarak bu noktayı ördükten sonra şu noktaya geleceğiz. Burada birleştireceğiz. Sonra ikinci bir köşeyi örerken motife birleştirip üçüncü ve dördüncü köşeyi örerek artık ikinci motifte birebir aynı burada yaptığımız gibi üçüncü motifimizi birleştireceğiz. Ve böyle sırayla motiflerimizi birleştirerek uzun bir şerit elde edeceğiz. Kaç tane olacak bu? Toplamda 10 tane motifi bu şekilde şerit halinde birleştireceğiz. Neden 10 tane birleştiriyoruz? Taban için 4 tane motife ihtiyacımız olacak. Kenarlar için de 3 tane motife ihtiyacımız olacak. 3, 3, 6, tabanda da 4 motif. Toplamda 10 tane motifi bu şekilde şerit halinde birleştireceğiz. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Burada toplamda 10 tane motifimizi sırayla birleştirdik. Burada tek bir motifin şöyle ölçüsünü de vermek istiyorum. Farklı iplerle çalışılırsa eğer ben de kaç santim? Hemen söylemek istiyorum şöyle. 11'e 11 santim motifimizin ölçüsü. Şimdi burada 10 tane motifi birleştirdik. Şimdi burayı nasıl yapacağız? 3 tane motif kenarda kalacak. 1, 2, 3, 4 motif tabanda kalacak. Tekrar 3 motif de diğer kenarda kalacak şekilde bunu ayarlayacağız. Şimdi şöyle çeviriyorum kendime doğru. 4 tane motifi görmem gerekiyor. Bakın şu şekilde çanta şeklini veriyorum. Bunu böyle 3'e bölmüş olduk. Şimdi yine bir diğer motifimi alıyorum. Diğer bir parçamı. Yine aynı şekilde başlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde ilk sıramızı diğer motiflerde olduğu gibi örüp başlayalım. Motifimizin ilk sırasını ördük. Köşe 2 zincirlik boşlukta 3 trabzan. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. Burada şimdi nasıl birleştireceğiz? Şöyle baktığımızda bakın 4 motif tabanda olacak. 3'er motif de kenarlarda olacak. Biz şimdi burada ikili bir birleştirme yapacağız. Şimdi bunun için şöyle bakın köşeden başlıyorum. Şöyle baktığımız zaman önce bu ön yüzün yani şöyle 4 tane motifi sırayla birleştireceğiz baktığımızda. Şimdi buradan başlamayacağız. Ne yapacağız? Bu kenardaki 1, 2, 3 tane motifimiz var. Bu üçüncü motifin şöyle bu motif şu noktaya geldiğimizi getirdiğimizi düşündüğümüzde şu noktaya ekleme yapacağız. Bakın bu noktaya. Bunun çapraza birleşmesi gerekiyor. Yani şu köşe uçlar, bu iki zincirlik boşluklar çapraz bir şekilde birleşmesi gerekiyor. Bunun için de ilk motifi birleştirirken yani birleştireceğimiz parça buradaki ve buradaki bir tane tabandaki sıraya birleştireceğiz. Bir de
çantanın duvarındaki kısma bu motifi birleştireceğiz. Ama başlangıcı nasıl yapacağız? Baktığımız zaman bu iki motifi yan yana birleştirirsek eğer şu iki zincirlik boşluğa bakın şu motifi birleştireceğim ilk olarak. Şu noktaya batamam. Nereye batmam gerekiyor? Bunun çaprazında olana batmam gerekiyor. Çünkü bu kare motifler yani dörtlü olarak düşündüğümüzde çapraz olarak birleşiyor. Şu orta kısım mutlaka çapraz olmalı. Burası çok çok önemli bir püf nokta. Eğer çapraz değil de yan yana birleştirirseniz boşluklar ve uyumsuzluklar olacaktır. Buna mutlaka dikkat edelim. Şimdi burada üç kenarda, diğeri üç kenarda dört tane tabanda motifimizi ayırdık. Diğer bir motifimizin ilk sırasını ördük. Şimdi bu motifi, bakın ilk ördüğümüz sırası burası. Burada hem tabandaki köşeyi birleştireceğiz bir kenarını, bir de çantanın yan tarafına birleştireceğiz bir diğer kenarını. Birleştirmeden önce de bu motifin çaprazındakini bulacağız. Bu, bunun çaprazında. Şimdi bir zincirimizi çekmiştik. Hemen bu çaprazdaki motifin iki zincirlik boşluğuna batıyorum. Çaprazındaki motifin iki zincirlik boşluğuna battım. Bu bir zinciri çektiğim ilmeği buradan geçirdim. Ve burada hemen bir zincir çekiyorum. Ve yine aynen motifimi örmeye devam ediyorum. Diğer birleştirme noktalarında olduğu gibi aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 trabzanımı ördüm. Bakın çaprazından birleştirerek başladım. Sonra şöyle tuttuğum zaman 3 tane trabzan karşılıklı gelecek. 1, 2 yani şu yanındaki motifin 2 zincirlik boşluğundan sonra 1, 2, 3. trabzan boşluğuna batıyorum. Aynı diğer motiflerde olduğu gibi. Tığımın başına hemen direkt dolayıp ilk trabzanı atlayıp diğer trabzanları örüyorum 2 tane. 2 trabzanı ördükten sonra ikinci trabzana batıyorum. Battığım bağlantı yaptığım noktadan sonra 1, 2 buradan ilmeği geçirdim. 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan. 1, 2 trabzan ileri gidiyorum. Bağlantıyı yaptım. Yine 2 trabzan örüyorum. Yine 1, 2 bağladım ve köşeye geldik. 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Mutlaka bir zincir çekiyoruz 3 trabzandan sonra. Şimdi şöyle baktığım zaman bakın bunun çaprazında bu kalıyor ve bunun yanındakine değil. Hemen burada bağlantı yapacağımız şöyle şu şekilde tuttuğumda bakın tabandaki motifin 2 zincirlik boşluğuna batıp bu ilmeği bu noktadan geçiriyoruz. Bir zincir çekip tığımızın başına doladık. Geldik burada. 3 tane ikili trabzan yine aynı şekilde motif örüyoruz. Aslında burada tek fark eden şey normalde sıra sıra birleştirmiştik. Bu kez iki kenarı birden birleştirerek örüyoruz. Sadece fark bu. Hem çantamıza şeklini veriyoruz. Oldukça kolay. Sadece burada 4 tane motifi birleştirirken yani bir üçüncüyü dahil ederken çaprazında olmasına da dikkat ediyoruz. Tek püf noktası bu diyebiliriz. Yine üçüncü trabzanı bulup ilmeği bu noktadan geçiriyorum. Aynen birleştirmeye devam ediyorum. İki trabzan ve bağlantı yapıyorum. Yine iki trabzan. Bağlantımı yapıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi burada nereye bağlayacağım? Bakın yan yana duranı değil. Bu şöyle bakın yine burada da aynı. Bunun çaprazında olana bağlayacağım. Yani hemen yanındakine değil çaprazında kalan. Çaprazındaki motifin 2 zincirlik boşluğuna batarak buradan ilmek çıkarıyorum. Bir zincir çekerek yine motifimi aynen örerek bitiriyorum. 3 trabzan artık birleştireceğim bir nokta kalmadı bakın. Çanta hemen şu köşe noktası oluştu bile. Hem tabanı birleştik hem birleştirdik hem kenarı birleştirdik. Şimdi burada normal motifimi örüp sıramı bitireceğim. Zaten ilk sırayı başta örmüştük. Hemen motifi tamamlayalım hızlı bir şekilde. Tığımın başına dolayarak 3. zincirin içerisine batıyorum. Tekli trabzanla yine bu motifimi de bitirmiş oluyorum. Bakın. Mantık sadece bu. Şimdi
Burada diğer bir motifime başlayacağım. Yine bu kenarı birleştireceğim. Aynı burada olduğu gibi ve tabanı. Hem kenarı birleştireceğim yanındaki motife hem de tabana birleştireceğim. Aynı burada olduğu gibi L birleştirmeyi aynen devam ettireceğim. Ta ki burada bakın şöyle ilk köşe oluştu çantamızın. İlk motifi birleştirdik. 2, 3, 4. motifi de birleştireceğiz. Sonra bir diğer sıraya geçeceğiz. Bu şekilde 3 sıra birleştireceğiz. Şimdi şu noktada 2. 3. motifi birleştireceğiz. 4. motifte de yine aynı mantık. Bu kez üçlü bir birleştirme yapacağız. Buraya baktığımız zaman ikili bir birleştirme yaptık. Önce tekli birleştirme yapmıştık uzun bir şerit halinde. Şimdi L şeklinde ikili yani iki sırayı, iki kenarı birleştirdik. Yine iki kenar birleştirerek devam edeceğiz L şeklinde. Fakat bu son noktaya geldiğimiz zaman 3 kenar birleştireceğiz. Yine aynı mantıkla ilk sırayı motifimizin öreceğiz. Bu kenarı, bu kenarı ve bu kenarı. Toplamda 3. 1, 2, 3 kenarı birleştireceğiz. Hiçbir farklılık yok. Ama ben yine de aramızda yeni başlayanların olduğunu düşünerekten şimdi bu iki motifi yine L şeklinde birleştireceğim. Buradaki 4. motifi de birlikte yani üçlü birleştirmeyi de birlikte yapacağız. Burada şu da akıllara gelebilir. Şimdi burada çaprazına birleştirmiştik hatırlayalım. Fakat burada başlarken bakın diğer bir motifime de başladım. Hemen bağlantıyı yaptım. Burada herhangi bir motif olmadığı için buradaki gelen motifle yine çapraz yapacağız. Ve buradaki gelenle çapraz yapacağımız için bunun hemen yanındakinden başlıyoruz. Hani buradaki motifi birleştirirken çaprazını aramayalım. Bunun hemen yanındakinden başlayacağız. Neden? Burada bir motif olmadığı için. Şimdi bunu aynen bakın buradan başladım. İki zincirlik boştan birleştirdim. Şimdi bu kenarı birleştireceğim ve bu kenarı ve burada bitişimi yapacağım. Diğer üçüncü motifi de aynı şekilde birleştireceğim. Dördüncü motifi de yine aynı şekilde başlayacağım ama onu birlikte yapmaya devam edeceğiz. Burada 1, 2, 3 tane motifimizi birleştirdik. Şimdi dördüncü motifimizi birleştireceğiz. Burada yine bir sıra ördükten sonra bir zincirimizi çekiyoruz. 3 tane trabzanımız var köşe noktada. Bir zincirimizi çektik. Burada bitiş yaptığımız nokta, bakın hemen buradan başlıyoruz. Yanındaki motiften batıp, burada şöyle bir zincir çekip, aynı boşluğa 3 tane trabzan örüyoruz. Üçüncü trabzana batıp kaydırdık. Tekrar iki trabzan bağlantı, iki trabzan bağlantı şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi bu noktayı artık biliyoruz, yaptık. Ama ben şu üçlü birleştirmeyi de yeni başlayanlar için detaylı olarak göstermek istedim. Bilenler zaten bu noktaları rahatlıkla yapacaktır. Ama bilmeyenler için göstermekte fayda var. 3 trabzan bir zinciri çekiyorum. Şimdi bu noktaya geldiğim zaman bu motifin çaprazındaki motif tabanda kalan motif bakın. Şöyle hatta açtığım zaman bu motif bunun çaprazında geliyorum. Çaprazda kalan motifin 2 zincirlik boşluğuna batıyorum. Sanki burada çok kaba duracakmış gibi duruyor ama öyle değil. 2 zincirlik boşluğa batıyorum. Bu ilmeği tığıma alıyorum. Bıraktığım ilmeği bu noktadan geçirip bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa tekrar dönüp 3 tane ikili trabzan. Bakın devam ediyoruz. Yanındaki buradan bağlantıya devam edeceğiz. 1, 2, 3. trabzana batıyoruz. Buradan ilmeğimizi geçirdik. 2 trabzan. Yine bağlantıya devam ediyoruz. 2 trabzan ilmeği 2 trabzan sonrasında batıp bağladık. Şimdi bu köşeye yaklaştık. Ne yapacağız? Üçlü birleştirme demiştim. Şimdi köşeye yine 3 tane ikili trabzan bir zincirimizi mutlaka çekiyoruz. Şimdi burada bu motifin çaprazında bakın bu var. Buradaki 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık buradan. Bir zinciri mutlaka çekiyoruz. Ve şimdi burada 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 3 trabzanı ördükten sonra bakın burada 3. kenarı da birleştireceğiz. Şimdi burada bağlantıyı yaptık. Burada birleştirme yapacağız. Aynı burada olduğu gibi kenarda birleştirme yapmıştık. Tabanı da birleştirdik. Şimdi bu kanadı da birleştireceğiz.
Bunun için hemen 1, 2, normalde ne yapıyorduk? Burada birleştirip burada kapatıyorduk direkt örüp, ama buradaki kenarı da birleştireceğiz. 1, 2, 3. trabzanı batıp ilmek kaydırdık. Yine 2 trabzan bağlantı şeklinde ilerliyoruz. Model aynen devam ediyor. Birleştirmede hiçbir farklılık yok. Şimdi burada 3 zincir, 2 zincirlik boşluğa geldik. Yani bitiş noktasına. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu motifin çaprazında bu. Hemen buradaki 2 zincirlik boşluğa batıp ilmek kaydırdıktan sonra burada bitişi yapacağız. 3. zincirin içerisine batıyoruz direkt. Çünkü burada bir potluk olmasın. Kaydırmadan sonra zincir çekmeden direkt 3. zincirin içerisine battık. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıp şimdi burada bir zincirle bu noktayı sıkıladık. Bir ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizi çıkardık. Bakın bu köşede bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi bunu biraz sıkı ördüğümüz için bu örgüyü düzlemek gerekiyor. İlk ördüğünüzde çok bozuk gibi durabilir. Ama mutlaka düzleme yapmanız gerekecek. Böyle el ütüsüyle örgünüzü mutlaka açın. Eğer benimle aynı ipi kullanıyorsanız bunu fark edeceksinizdir. Bakın bu köşeler oluştu. Hatta şöyle tuttuğumda daha net belli olacak. Tabii sonra içinde kalan ipleri de gizleyeceğiz. Hatta biraz şöyle uzaktan da gösterelim. Evet, böyle daha anlaşılır oluyor. Tabanda 4 motif, kenarlarda 3 motif demiştim. Bakın biz İkili birleştirmeler yaparak motiflerimizi birleştirdik. Son motifi de üçlü birleştirme yaparak tamamladık. Ve çantamız formunu almaya başladı. Bundan sonra aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Burada ikinci sıra motifimizi oluşturacağız. Ve üçüncü sıra önde 3 sıra motif olacak. Sonra çevireceğiz çantamızı. Aynı burada başladığımız gibi, bakın. Buradaki 4 motifi birleştirdiğimiz gibi. Buradan yine çaprazını bularak İlk yaptığımız işlemin, yani 4 motifte yaptığımız işlemin aynısını şimdi bu yüzde yapacağız. Bu yüzde de aynen birleştirerek, hem bakın çanta şekli oluştu artık. Bu noktaya kadar umarım anlaşılır olmuştur. Bundan sonra artık çantamızı tamamlayacağız. Duvarları kapanmış olacak. Sonrasında artık kulpumuzu yapmaya geçebiliriz.